objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hem 27. haftada oynanan maçların sonuçlarını hem de 28. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Çarşamba günü maçlar oynandı, yani bugün, ve pazar günü hemen yeni hafta maçları var. Bu programımızda beraber iki haftayı birlikte değerlendireceğiz mecbur. Hem sonucu hem yeni haftayı. Çünkü maçlar biraz birbirine girecek. Aynen. Doğal olarak ondan dolayı. 28. haftada Uşak'ın maçı yok. Uşak Spor bay geçiyor. Evet, onlar da maç yapamayacaklar ondan dolayı. Spor 2-0 mağlup oldular. İlk yarıda yedikleri gollerle. Geçmiş olsun dileyelim. Aynen. Playoff'un dışındaydı zaten ve puan farkı açılmış oldu. 5 puana çıktı çünkü evet. Taraftarlar şimdi, izleyicilerimiz yani Uşak taraftarları, Uşak'la ilgili yorum olmayacağı için şey yapabilirler çünkü sonuç olduğu için konuşmamız aynen gerekiyor. Yani hiçbir varlık göstermedi Uşak Spor bugün. Hiç reaksiyon veremedi saha içerisinde. Beklediğim gibi hani oldu. Hani pozisyonları vardı ama değerlendiremediler. Urfa Spor kazandı. Zaten Urfa Spor'a gelince Urfa'yı daha detaylı konuşacağız. Orada biraz seni sıkıştıracağım aynen zaten. Özellikle. Uşak Spor gerçekten dibe doğru gidiyor. Ciddi sıkıntı var. Yani Uşak Spor'un ben zaten devre arasında yapılan transferlerden sonra, daha doğrusu yapılmayan transferlerden sonra. Hoca bir bak, hoca gitti, bir hocayla bile anlaşılmadı. Bir bile, bu bile bir takımın hedefi olmadığını aynen gösteriyor. O yüzden zaten playoff'a kalamayacaklarını söylemiştik düşünce olarak. Şu anda da bizi sanki haksız çıkartmayacaklar gibi duruyor. Evet. Biz sonuçlarla beraber, daha doğrusu yeni haftayla beraber hem sonuçları hem yeni haftayı konuşalım. Tamamdır. Geçmeden önce de yine bir şey ekleyeceğim. İzleyen herkesten öncelikle abonelik bekliyoruz. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. Sponsorumuz Vidisport'la beraber yapmış olduğumuz projede şu anda TFF 1. Lig'den Adana Demirspor Kulübü ile anlaştık. Yeni kulüpler de gelecek yaklaşık İnşallah. Bir hafta içerisinde. Aynen. Adana Demirspor ile ilgili satışlarımız da bu hafta Cuma günü başlayacak. Yani 12 Mart yapıyor. 12 Mart'ta en kötü satışa evet, çıkacak. İnşallah. 2. Lig Beyaz Grup'taki tüm takımlardan geri dönüş bekliyoruz. Instagram sayfamız veya YouTube'daki mail adresinden geri dönüş yapabilirsiniz. Maçlara geçelim. Bir de Gümüşhane Spor forması için de teşekkür evet, edelim. Evet, İhsan Faruk Bey'den. Aynen. Forma geldi. Forma geldi bize. Hem selamlarımızı hem de teşekkürlerimizi aynen sunuyoruz. Zaten sürekli programlarımızda kullanacağız İnşallah. Sezon sonuna kadar. O zaman maçlara başlıyoruz. Başlayalım. Zonguldak Kömürspor Hekimoğlu Trabzon maçıyla başlayalım. İki aynen Karadeniz ekibinin mücadelesi olacak. Zonguldak hafta içinde resmen tulum çıkardı. Kesinlikle. Erzincan deplasmanında Haluk Türker'in penaltıdan attığı golle bana göre haftanın en önemli sonuçlarından birine imza attılar. Aynen. Tebrik ediyoruz özellikle Zonguldak Kömürspor'u. Bu maddi zorluklarda oyuncular ellerinden geleni aslanlar gibi yapmaya çalışıyorlar. Hekimoğlu da beklediğimizden çok çok daha fazla zorlanmasına rağmen 90 artılarda bulduğu iki golle, ilk gol genç yetenek Salih Kavrazlı'dan, ikinci golde başarılı kanat oyuncusu Ali İbrahim Tuna'dan geldi. Bu maç 2-0 büyük bir mesaj veriyor. Hacettepe'yi yendiler. 2-0 Hacettepe'yi yendiler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Hekimoğlu'nun bu deplasmanda yenilmeyeceğini düşünüyorum en kötü ihtimal. Ama ben bunu geçen programda da söylemiştim biliyorsun. Bayram Hoca geldikten sonra Hekimoğlu sıkışık maçlar oynayacak. Bayram Hoca'nın oyun sistemi bu. Hem öyle ama zaten forvet hattına baktığın zaman da üreten bir oyuncu doğru düzgün yok Hekimoğlu. Batuhan'dan başka yani forvet yok net. Şey, Sancaktepe diyorum, Hacettepe'ye karşı bile böyle zor kazanıyorsan bu ciddi bir mesajdır bize. Yani sinyal de daha doğrusu. Ya zaten ben Hekimoğlu'nun playoff'tan da çıkamayacağını düşünüyorum. Aynen. Bunu hep söylüyoruz. Biz söylüyoruz, ikimiz de söylüyoruz. Yani şimdi şu açıdan bakıyorum ben olaya. Hani Hekimoğlu Trabzon her maçta eskaza bir puan alsaydı beraberlik veya yenilgi ciddi sıkıntıya girerdi playoff'u da. Hani biz zaten kalacağını düşünüyoruz da sıkıntıya girecekti. Aynen. 2-0 kazandılar. Zonguldak Kömürspor'u ben özellikle tebrik ediyorum. Evet. Yani Hekimoğlu Trabzon'un zaten bu maçı yenmesi lazımdı. Tebrik ediyorum onları da. Ama Zonguldak Kömürspor çok değerli bir 3 puan aldı. Ve Haluk Türker'i de 37 yaşında da olsa ne kadar önemli bir forvet olduğunu bize haftalardır gösteriyor. Aynen öyle. Geldiği zaman dedik iyi transfer. Geçen sene Kahramanmaraş'ta da yedek kalıyordu. Hep söylüyorduk bu oyuncu yedek kalamaz. Haluk Türker 3. kez gitmişti Adıyaman'a. Buraya geldi devre arasında ve gollerine devam ediyor. Ben Zonguldak Kömürspor'u tebrik ediyorum. Bu karşılaşmada da ben Zonguldak Kömürspor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ya Hekimoğlu Trabzon oyuna hiç güven vermiyor. Bakalım seninle daha ilk maçtan ayrıştık. Aynen. Devamı nasıl gelecek merak etmeye başladım şimdiden. Hı-hı. Afşet Afyonspor Ergenebeli Meşe maçına geçelim. Afşet bugün Niğde'de ağır bir yara aldı bence. 2-2 berabere kaldılar. Son 25 dakikayı da 10 kişi oynadılar.
Genç stoper Anıl Yaşar bu maçta yok. O da biliyorsun yukarıdaki takımların takibinde. Aynen. Onu söyleyelim. Ergen Evelimeşe ise kendi evinde adeta duman oldu Kocaeli maçında. 3-0 yenildi. İkinci yarıda gelen goller. Aynen, üst üste. İlk yarıda Kocaeli 1-0 yaptı. Ardından biliyorsun sonlara doğru 2 gol geldi. 3-0 bitti. Ben bu maçta Afyon'u net favori görüyorum kendi evinde. Ve 3 puana uzanacaklarını düşünüyorum. Ergen'in işi bence bu deplasmanda çok zor. Senin yorumun ne olur? Aynen. Afyonspor'un da playoff'a kalamayacağını sürekli vurgu yapıyordu. Ben de aynı görüşteyim seninle. 2-2 berabere kaldılar Niğde ile. Evet. Bir de zaten iç sahada Çorum'a maç kaybetmeleri onları orada kırdı zaten. Eğer o maçı alsalardı hem o seri devam edecekti. Aynen. Ve farklı bir hava oluşabilirdi ama Afyonspor bunu yapamadı. Ben tekrardan şunu da söyleyeceğim. Ergen Evelemeş'e de sezon sonuna kadar hep sıkıntı yaşayacağını söyledik. Ama ligde de kalacağını düşünüyoruz ki ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sezon sonuna kadar bu sıkıntı devam edecek ama ben final noktasına geldiğimiz zaman da ligde kalacaklarını düşünüyorum. Bakalım. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Vallahi şu an Sancaktepe yokuş aşağı gidiyor. Aynen. Ben Şanlıurfa'nın ligde kalacağını düşünüyorum her türlü kaliteli kadrosuyla. Ergene, Hacettepe, Gümüşhane, Niğde sıkıntılı takımlar, buna İnegöl de dahil artı Sancaktepe. Aynen. Bence orada banko kurtaracak tek takım Urfa. Benim yorumum bu. Çünkü Niğde'de Atilla Yıldırım da İbrahim Fatih Dilek dışında takımda kaliteli oyuncu yok. Niğde'de değil. Şey, Ergene'de. Ya Ergene şöyle, zaten sıkıntılı olan takımları sen söyledin. Ben Niğde'nin zaten düşeceğini düşünüyorum tamamen. Gümüşhane için de bunu söyledik. Gümüşhane'nin de ben durumu. Ben 3. takımın Hacettepe olacağını düşünüyorum. Olabilir. Bakalım ne olacak. Veya Urfa diyorum zaten. Peki, ama Urfa zaten biliyorsun felaket geliyor. Geleceğiz o maça. Bu maçtaki yorumun ne olur? Ben bu maçta Afyonspor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Hani rahat veya favori olarak kazanır diyemiyorum. Çünkü Afyonspor bence kırıldı. Bir de Ergene ters sonuçlar imza atabilen bir takım bu tarz maçlarda. Hani orta seviye takımlara karşı. O yüzden Afyonspor'dan ben en kötü bir puan diyorum. Çorum Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü maçına geçelim. Çorum bugün Ankara Demir deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriye düştüğü maçta. 2-0 geriye düştüğü maçta aynen 2-2 berabere kaldı. Çorum'un hakemden çok isyanı var. Hakemlik bu maçla yok, alakalı. Ama Çorum'da bence hakemlik durumdan çok şöyle bir sıkıntı var. Çorum Futbol Kulübü'nde benim gördüğüm. Her maçtan sonra hakem deniyor ama bu ligin en çok para harcayan takımlarından biri Çorum ama bir işte bakıyorum diğer takımların durumuna, Çorum'un da durumuna bakıyorum. Bence orada farklı sıkıntılar var. İlk ben onu söyleyeyim. Ki Ankara Demirspor'u özellikle tebrik edeceğim. Bugün evet aldıkları beraberlikle belki 6. sıraya düştüler ama bu takımın şu an 6. sırada olması bile başarı bence. Devre arasında bu kadar kan kaybettiler. Ona rağmen iyi işler yapıyordu Bülent Akan Hoca. Çorum'da da yanlış hoca tercihleri bu takımın sonunu hazırladı. Çorum Sancaktepe maçı için zaten konuşulacak bir şey yok. Çorum bu maçı her türlü kazanır. Aynen. Sancaktepe şu an vitesi boşaldı, yokuş aşağı gidiyor. Durumu çok vahim maalesef İstanbul temsilcisinin. Senin yorumun ne olur? Vallahi Ankara Demirspor maçı için yorum yaptık ikimiz de. İkimiz de Çorum'dan en kötü bir puan beklediğimizi söyledik. Evet. Bir de gollü olacağını söyledim. İkisi de oldu. 2-2 beraber bitti. Aynen. Ve Çorum bir puan aldı ama kayıp. Tabii ki de. Biz Çorum'la ilgili yorumlar yaparken işte hep bunları göz önüne alıyorduk. Çorum istikrar yapabilecek bir takım değil galibiyet anlamında. Yine yapamadılar ve Ankara Demirspor'la beraber kaldı. Çorum'un bu maçı ne yapabilirim? Kazanması lazımdı. Aynen öyle. Kazanamadı. Zaten bunları gördüğümüz için haftalar önceden işte hoca seçimleri olsun, kadro yapısı olsun, takımın oynadığı oyun olsun. Bunları gördüğüm için yorumlarımı zaten her hafta sürekli yaptım. Tekrar söylememe gerek yok. Maç berabere bitti. İki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Gollü, zevkli bir maç oldu. Ankara Demirspor maçı için söylüyorum. Ankara Demirspor'da da Serdar Lig atmıştı iki golü. İki golü de Serdar attı. Şeyde de Çorum'da da Sinanlı Oktay Balcı. Oktay sonradan girdi attı evet. Beraber golünü. Ben bu maçta da zaten Çorum'un kazanacağını düşünüyorum. Ben en az şöyle bir 4-0. Olabilir. 0-4-0'lık bir sonuç bekliyorum. Bak Çorum deplasmanda Niğde'yi yenmiş olsaydı şu an puanı 39'du. Bu Ankara Demir maçında aldığı bir puan kötü olmayacaktı. 2-0 geriden gelip. Vallahi en azından. Ben sana söyleyeyim. Çünkü bugün bak Erzincan yenildi. Ahmet yenildi. Yukarıda. Ankara Demir de otomatik puan kaybetmiş olacaktı Çorum'la beraber kaldığı için. Vallahi ben de sana söylüyorum. Niğde'den alınacak 3 puan da ölçü mü? Ölçü değildi işte. Ama alman gerekiyordu. Alman alsaydı. Gerekiyordu. Alsa da zaten işte Çorum zaten direkt rakiplerini yenemiyor ki. Alsa ne olacak ki? Şu an playoff'un 8 puan gerisindeler. Çorum 37'ye 45. Çorum bir Afyon'u yendi. Onun dışında büyük maç alamadı. Doğru. Deplasmanda 1-0 yendi. Aldı mı büyük maç? Alamadı. Yok. Aynen. Ya bu kadar yani. Maalesef. Sen Niğde'yi yenmen, Gümüşhane'yi yenmen, Hacettepe'yi yenmen. Ki Niğde'yi de yenemedi. Ha yensen yen diyorum. Yensen. Yenmen bunlar ölçü değil takımlar için. Tabii. O yüzden Çorum'un
Uşağı, Ames Sportifi, Ankara Demir'i, Sarıyer'i, Erzincan'ı, Hekimoğlu'nu böyle takımları yenmesi lazım ki. Aynen öyle. Playoff'a kalsın. Niye? Sen öyle kadro kurmadın mı sezon başında? Nasıl paralar harcadın? Önemli yatırımlar. Sen Niğde'yi yemek için mi para harcadın? Ya Niğde'yi yenmek zaten bir amaç değil. Burada işte, araç. Onu demek istiyorum. Hani yani, ben araç anlamında sen diyorum. Sen hani Niğde'yle kapışmak için veya hani orta sıralı takımlar için, ben burada Niğde'yi aşağılamak için söylemiyorum. Şu anki ama Niğde'nin eti budu belli yani. Evet, güç dengesi anlamında söylüyorum. Yani sen İnegöl'le, Sancaktepe'yle, Zonguldak'ta, Kahramanmaraş'ta çarpışacak bir kadro kurmadın. Sen Manisa, Hekimoğlu, işte Ankara Demir, Sarıyer, işte Erzincan Spor, Ames Sportif, Uşak Spor, bu takımlarla çarpışmak için kurdun. Ama aynen, sen çarpışmaya bırak, kapışamıyorsun bile takımlarla. Yani kazanamıyorsun maçları. Maalesef. Çünkü senin kazanman lazım. 3 puan alman lazım. Aynen öyle. Alamadı. Ankara Demir Spor'un aldığı bir puanı ben kayıp olarak görmüyorum. Belki şu andaki hedef anlamında, mücadele anlamında belki kayıp olarak gözüküyor ama Ankara Demir Spor'un zaten şu anda bu durumda olması bile büyük başarı. Ankara Demir playoff'a kalamasa bile zaten kimse bir şey diyemez. Aynen öyle. Kesinlikle. Sezonun takımı olur. Hoca da sezonun hocası olur. Bak bu ciddi hocalarından biri olur. Söyleyeyim. Neden bunu söylüyorum? Bak Bahri Kaya Çorum'a geldi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı o kadroyla. İsmet Taşdemir de bir şey yapamıyor. Bu hocalar niye geldiler ki bu takıma? Paralı takıma geldiler. Bülent Akın'a verseydin şu takımı ne olurdu? Aynen öyle. Gümüşhane Spor 24 Erzincan Spor maçına geçelim. İki takım da hafta içi ağır yara aldı. Aynen. Gümüşhane Maraş'ta 1-0 öne geçip 3-1 kaybetti. 24 Erzincan kendi evinde Zonguldak Kömür'e gol atamadı. Aynen. 1-0 mağlup oldu. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben 24 Erzincan'ın 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Hı-hı. Bir de Gümüşhane Spor'da Sercan Kaya dışındaki bütün oyunculara verilen para yazık günah. Bunu buradan söyleyeyim. Öyle çok net. Gümüşhane genç oyuncularıyla bu ligden düşseydi en azından. Parası cebinde kalırdı. Hem para cebinde kalırdı hem de belki oyunculardan birkaçı piyasa yapardı. Kendini gösterirdi. Seneye en azından Gümüşhane'nin tahtayı açacak bir bütçesi olurdu. Bir de seneye iddialı bir kadro kurabilirdi. Şimdi parasızlıkta düşeceksin. Evet. İddialı kadro kurabileceğin bile muamma düşersen düşünecektin. Aynen öyle. Bir de Gümüşhane yönetimi, şu anki belediye başkanı da cidden takıma iyi yardımcı oluyor. Sana aynen, şöyle söyleyeyim. Deplasmanlara 2 gün önceden gidiyorlar. O hemen kamp gün. Aynen öyle. Ama ona rağmen takımın durumu çok kötü. Ben Erzincan'dan bu maçta bir reaksiyon bekliyorum Zonguldak Kömür mağlubiyetinden dolayı. Vallahi Erzincan bu maçta puan kaybederse playoff'a sıkıntıya girer. Evet, büyük sıkıntı olur. Yorumun ne olur maç için? Vallahi Gümüşhane Spor'un Kahramanmaraş'la oynadığı maçta ben Maraş tarafındaydım. İkimiz de. Evet. Maçı kazandı Kahramanmaraş. Erzincan Spor maçında da Erzincan Spor tarafındaydık. Büyük bir yanıldık. Duş etkisi aynen, yarattı. Soğuk kesinlikle, duş etkisi yarattı Zonguldak yenilgisi ve bu maçtan alacağı bir puan bile kayıp olur. Onu sana söyleyeyim. Aynen, kazanması öyle lazım. Gümüşhane'nin de kazanması lazım. Puan kaybına tahammülü yok. Ama ben Erzincan Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Senlerle görüşeceğim. Gümüşhane Spor'un kadrosu çok sıkıntılı. Eğer bu takım düşerse seneye dediğim gibi 3. ligde iddialı kadro yapması bile muamma duruyor evet, şu anda. Maalesef öyle. Bir sıkıntı var. Bir de Musa Sinan Yılmazer'in bu takımda yeri yok. Yok. Aynen öyle. Çok ya ben şunu var diyorum. Musa Sinan'ı boş ver. Sercan Kaya dışında bu takımdaki oyunculara boşuna para yok, veriliyor. Yok Musa Sinan neden yazık özellikle söylüyorum biliyor musun? Sivasspor geçmişi var. Doğru. Samsun'da oynadı. Yani Elazığ'da takımlar diğer üst seviyeye çıkmış bir oyuncu. Kendi yeteneklerine bu kadar ihanet eden bir şu oyuncu. Şu an resmen abi sahada yürüyor, koşmuyor. Çok koşmaya güzel dermanı yok. Vallahi ben Erzincan'ı bir adım önde görüyorum. Ben bakalım ne olacak. Bakalım. Erzincan'da da şöyle bir sıkıntı var. Bu takım eğer Etemmer Baba üretemiyorsa destek alacağı bir oyuncu kalmıyor. Doğru. Aynı hayır şey gibi bunu hani. Ya Ozan Papaker'i hani kulübün içinden konuştuğun kişiler övüyorlar ama geldiğinden ya beri yok, hiçbir şey yapmadı. Bir şey yok ya. Aynen öyle. Ben bunu kendilerine de söyledim. Hatta kanat oyuncuları gol atıyor Erzincan'da. Samet Karakoç atıyor, Ozan Papaker gene ya da Niyazi Batuhan atıyor ama Ozan Papaker de geldiğinden beri hiçbir şey yok. Yani şöyle bir dedik zaten bunu da bir şey hani beklemeyin. Bazı oyuncular bir maç iyi oynar veya iki maç iyi oynar ama karşılığında 10 maç 12 maç seni yakar yani. Tabii şey zaten bir de Erzincan'ın hedefi playoff'sa, TFF 1. lige çıkmaksa playoff'tan bir iki maç iyi oynayacak oyuncuya ihtiyacı yok. Aynen, sürekli istikrar lazım. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç alt sıraları felaket yakından felaket ilgilendiriyor. Maç, Hacettepe Şanlıurfa Spor maçı. Şanlıurfa bugün Uşak'ı 2-0 yenerek beklediğim gibi aynen, ligde kalma yolunda önemli bir adım tebrik attı. Aynen buradan selamlarımızı da gönderelim aynen, Urfa'ya. Aynen selamlarımızı iletiyoruz. Benim çok beğendiğim olan oyuncu Göksu Alhas ilk gol attı. Evet. Biliyorsun Urfa Spor'da en beğendiğim oyuncular arasında. Şimdi bugün gidiyor. Urfa için kebap gibi bir gün oldu. Urfa kebabı gibi. Şundan dolayı Hacettepe yenildi. Aynen. Ergene Velimeş'e yenildi. Gümüşhane yenildi. Niğde berabere kaldı. Sadece Niğde puan aldı direkt rakiplerinden. Sancaktepe yenildi. Hacettepe tam alıyordu. 90'da yıkıldı. Aynen. Sancaktepe yenildi. İnegöl'de bay geçiyordu. Maç yapamadı.
Hacettepe'de Trabzon deplasmanında sonlara kadar iyi direnmesine rağmen üst üste 2 gol yiyip teslim bayrağını çekti. 2-0 mağlup oldu. Çok büyük moral. Ben bu maçta Şanlıurfa'nın 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Turgut Doğan. Tek başına yeter diyorsun. Diyorum. Ayrıca Can Erdem'den de gol bekliyorum bu maçta. Hacettepe'nin eti budu belli. Çok medyada da özellikle Şanlıurfa'yı ligin ilk yarısındaki Şanlıurfa ile karıştıranlar var. O takımla bu takımın alakası yok. Çünkü Şanlıurfa devre arası çok iyi oyuncular aldı. Ligin ilk yarısında bu takımda 3-4 tane eli yüzü düzgün oyuncu vardı. Bir Galip Güzel vardı. Fevzi Özkan. Göksu, biraz da işte. Göksu'yla Tarık Kurt ve Gökdeniz Varol. Şu an Turgut Doğan geldi. Bir de İlker Sayan vardı ama oynatılmadı. Can Erdem geldi Turgut Doğan'la beraber. Onur Kolay geldi. Bugün de golünü attı zaten Uşak'a. Şanlıurfa için bir şey demiştik. Mustafa Çakır geldi. Aynen, ligin en iyi stoperlerinden biri Mustafa, tecrübesiyle, kalitesiyle. Urfa için şunu dedik. Üst üste 4 maçı var. Uşak'la başlıyor. Hacettepe, Zonguldak, Kömür, Gümüşhane. Bu 4 maçtan 10 ya da 12 puan alırsa Urfa ligde kalır. Urfa ilk adımı atlattı. 3 tane eşiği kaldı. Aynen. Bu, maç bu maçı da yenerse Urfa küme düşme hattının üstüne çıkıyor. Hacettepe'yi de altına alıyor. Bir puan geçiyor Hacettepe'ye. Evet. Bir de bir maç eksik durumda şu anda. Aynen. Ben bu maçta Urfa'yı favori görüyorum. Hı-hı. Ve kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne oldu? Vallahi ben de Urfa Spor'dan galibiyet bekliyorum. Çok kritik fikstürü var zaten Urfa Spor'un. Uşak'ta evet. Başlayan bunu söylemiştik. Uşak'a mağlup ettiler. Çok önemli bir 3 puan oldu. Çünkü ekstra bonus 3 puan bak bu maç. Hani diyorduk hep üst taraftan ekstra 3 puan. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Urfa'nın içeride kaybettiği 24 Erzincan maçı vardı ya. Tek kale oynadı. Urfa o maçtaki futbolunu, bu üst üste oynayacağı 3 tane direkt rakibine karşı oynasın. Zaten. Üçünü de mağlup eder. 2 tane direkten dönen, çok net kaçan goller. Aynen. Evet, o gün kaybettiler ama o iyi oyun Işık Urfa'yı ligde tutacak. Yok, zaten o maç bize ışık vermişti. O zaman dedik ya, bu futbolunu sergilesin. Evet. Bu fikstürden hani özellikle kendi sahasında, kendi rakipleriyle oynayacağı maçlardan avantajlı çıkabilir demiştim. Aynen. Fazlasıyla. Şu anda Uşak'a mağlup ettiler. Hacettepe maçında da ben favori görüyorum Urfa Spor'un kazanacağını. Ben kazanarak da 3 puan alacaklarını düşünüyorum. Kazanırsa zaten şöyle bir durum var. Eğer bak Urfa Spor kazanırsa, Ergene de Afyon deplasmanından puan kaybı yaşarsa mağlubiyet anlamında, Ergene'yi de işin içine sokacak Urfa Spor. Evet, bir de Ergene Urfa maçı var Ergene'de. Aynen. Sonlara doğru. Kesinlikle. Ben de Urfa Spor'dan 3 puan bekliyorum. İnegöl Spor Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçına geçelim. İnegöl aynen. Maç yapmadı. Bugün bay geçtiler hafta bay içi. Geçti, Niğde ise kendi evinde Afyon'a karşı 1-0 öne geçti. 2-1 geri düştü. Afyon 10 kişi kalınca 2-2 yaptılar. Maç öyle bitti. Ben bu maçta İnegöl'ü net favori görüyorum. Niğde'nin çünkü durumu belli. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben bu maçta İnegöl Spor'un kazanmasını bekliyorum. İnegöl Spor da eğer zaten maçı kazanamazsa onlar da sıkıntı görüyor. Hani evet. Biraz önce dedik ya, Urfa Spor kazanırsa Ergen'e puan kaybederse Ergen'i sıkıntıya sokacak. Aynısı aynen. İnegöl için de geçerli. İnegöl de kazanamayıp Urfa kazanırsa İnegöl de işin içine girecek. Tabii. O yüzden İnegöl'ün kazanması gerekiyor. Ben de kazanarak 3 puan alacaklarını düşünüyorum. Kocaeli Spor Ankara Demir Spor maçına geçelim. Hı-hı. Kocaeli Spor Ergen'e deplasmanında çok net bir galibiyet aldı 3-0'la. Özellikle Bahattin Köse'nin gol atması çok değerliydi moral motivasyon anlamında. Ankara Demir Spor ise kendi evinde Çorum'a 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada 2 puanı bıraktı. Berabere kaldılar. Ben bu maçta Kocaeli Spor'u favori görüyorum. Ve şu iddiamı da yeniliyorum. Playoff şampiyonu Kocaeli Spor olacak. Urfa'da ligde kalacak. Beyaz grupta 2 tane iddiam var. Sezon sonuna kadar haklı çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım? Hep beraber muhasebesini yapacağız. Şanlıurfa ligde kalacak bence. Kocaeli'de playoff şampiyonu olacak. İkimizin de ortak görüşü Kocaeli. Kocaeli'deki ucum attı hiçbir takımda yok. Kırmızı grupta da yok, burada da yok rakiplerinde. Benhur Keser, Burak Süleyman, Tahir Babaoğlu, Batuhan Er, Bahattin Köse. Batuhan'la Bahattin geçtiğimiz yılın bir de çok uzağındalar. Aynen. Ona rağmen bunu söylüyorum. Mustafa Reşit Akçı Hoca yavaş yavaş Dilaver'i de kazanmaya başladı. Zaten bana göre bu grubun en iyi kalecisi Kocaeli'de Bayram Olgun. Aynen. Kocaeli'nin tek sıkıntısı şu. Orta saha biraz üretkenlik anlamında sıkıntı yaşıyor ama bugün Murat Cem Akpınar da bir gol attı. Aynen. O iyi oldu onlar adına. Kocaeli'deki kadro bence hiçbir takımda yok bu grupta rakiplerinde. Hı hı. Yılmaz'dan da o gerekli katkıyı alırlarsa Kocaeli playoff şampiyonu olur. Yorumun ne olur bu maç için? Vallahi öncelikle Kocaeli Spor'u tebrik ediyoruz. Ergin'e maçında aldıkları 3 puandan dolayı. Ankara Demirspor'da Çorum'la 2-2 berabere kaldı. Evet. 2-0 öndelerdi. Onlar şu anda playoff'un dışında kaldılar. Bir puanlık fark var. Hatta puan farkı yok. Averaj farkı var. Aynen. Sarıyer 45, Ankara Demirspor 45, Kocaeli 46 oldu. Kocaeli şimdi direkt rakibine muhalefet ederek hem puan farkını açmak isteyecek hem de playoff yerinde
sağlamlaştırmak isteyecek ve biliyorsun bu sezon playoff'ta sıralama önemli. Tek maç. O yüzden aynen, ikinci olman, dördüncü, beşinci olman çok önemli. Bir de şöyle bir statü var. 2 ile 5, 3 ile 4 oynuyorlar ya. İkinci ve üçüncünün sahalarında oynanacak işte, yarı yüzden, final aynen, maçları. Tek maç oldu. Evet. O yüzden bu şey de önemli olduğundan dolayı Kocaelispor'un hedefi ligin ikinci, yani ikinci sırada tamamlamak. Şu anlamda da önemli. Ya da 3. Yok, şu anlamda da önemli ama bak hem üçüncü ve ikinci olan takım iç sahada oynuyor ama rakibin de önemli. Tabii o da yani Kocaelispor tamam biz favori görüyoruz bu şeyde playoff'ta ama sonuçta rakibin önemli. Hekimoğlu Trabzon'la Kocaeli de eşleşebilir. Böyle bir sıkıntı İlk da var. İlk turdan aynen, mesela. O yüzden önemli olacak bu sıralamada. Tabii. Ben Kocaelispor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ankara Demirspor puan kaybı yaşadı evet ama ben Ankara Demirspor'un zaten şu anda bulunduğu konumu çok başarılı görüyorum. Yani. Hocayı da tebrik ediyorum. Bülent Hoca ile konuşuyoruz sürekli. Gerçekten şu takıma başka bir hoca olsaydı belki şu takım şu an 6. sırada değil 11. 12. sırada olurdu. Ben sana söyleyeyim yani. Manisa Futbol Kulübü Ahmet Sportif maçına geçelim. Sen de mi Kocaeli kazanır ben diyorsun? Ben Kocaeli'den 3 puan bekliyorum. İkimiz de aynı görüşteyiz. Manisa Futbol Kulübü Ahmet maçına geçelim. Manisa bugün Sancaktepe'de çok rahat kazandı. Konuşmaya gerek yok. Zaten belliydi. Benim sadece Serkan Özbalta Hoca'ya anlamadığım bir konu var. Bence Erhan Kara'da bir sıkıntı var. Erhan hazır olmadan sahaya sürülüyor. Gene gümledi Erhan. Sakatlandı geçmiş olsun Hayır, Erhan'a. Hayır zaten bu maçta Sancaktepe maçında Erhan niye oynuyor ki? Aynen. Hoca çok az oyuncularla çıktı. Ben onu anlamadım. Mesela Çağrı değil bu maçta sol beke. Senle beni koysan Sancaktepe oradan aynen, atak yapamaz yani. Gücü belli Sancaktepe'nin. Ben Serkan Hoca'nın biraz zayıf rakiplere karşı takımda rotasyon yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Manisa'da her oyuncunun yedeği var. Niye o belli oyuncuları yoruyor hoca onu anlamadım. Aynen. Onu söylemek istiyorum. Ahmet ise kendi evinde çok ağır bir yara aldı. Ahmet bütün vücuduna sıkmış oldu. Soğuk duş aldı resmen Sarıyer'e karşı. 3-0 yenildiler. Tüm golleri de ikinci yarıda yediler. Ben bu maçta Manisa'yı net favori görüyorum. Kaliteli kadrosuyla. Bir de Manisa kaliteli rakiplere karşı daha iyi oynuyor. Daha iyi motive oluyor, oyuncular. Aynen. Ben Manisa'yı favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Valla ben de Manisa'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir de biliyorsun Sancaktepe maçında her ne kadar zayıf rakip de olsa Recep Burak Yılmaz ve Ferhat Yazgan gol attılar. Evet. Birer gol. Üçüncü gol zaten Sertaç'tan gelmişti. Kemal Rüzgar'ın gol atamamasına şaşırdım ben. Onu sana söyleyeyim. Ya şöyle düşünüyorum. Yani hani... neden biliyor musun? Şimdi Kemal Rüzgar biliyorsun sezon başından beri doğru düzgün forma şansı bulan bir oyuncu değil. Hem Rize'de Spor'da, oynayamadı. Hem Manisa'da geldikten aynen, sonra. Ama hani bu maçta Kemal Rüzgar gibi bir oyuncunun 90 dakikada sahada kalıp gol atamaması cidden ilginç. Ya mesela bak şu Manisa-Sancaktepe maçında ben stoperde Ümit Kurt'u oynatırım. Yani hocanın yerinde olsa. Ben oynatırım. Kalede Yusuf oynatırım. Çünkü pazar günü Yusuf maçım var. Pazar günü maçım var. Volkan Okuma'yı oynatsın 11'de hoca yok, mesela. Hani ben mesela benim bir şeyim var, söylemim var. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Hani ben hangi rakiple oynarsan oyna ideal 11'inde başla diyorum ya. Ama bu hedef olan takımlar için söylüyorum her zaman. Zaten Manisa işi bitirdi. Aynen Manisa işi bitirdi. Ha, burada yapabilirsin bunu dediğimi. Ümit Kurt oynasın. İşte şey oynasın. Bak Ferhat Yazgan oynadı, gol attı mesela. Aynen. Ferhat bu sene kaç maçta 11'de çıktı? Tabii ki. 5 maçı yok 11'de Yusuf neredeyse. Yusuf oynasın, Yusuf Balcıoğlu. Kalede aynen, aynen. Ümit Kurt oynayabilir. Bak Batuhan Tur iyi bir sağ bek. Mehmet Yılmaz'ın yerine bu maçta oynayabilir. Pazar günü Ahmet maçında oynat Mehmet'i. Aynen. Bir de sana şunu soracağım. Mikail'in de oynamaması büyük bir şey. Mikail sonradan girdi. Hayır, ilk 11'de oynaması lazım. Bence de oynayabilecek zaman kapasitede bir oyuncu. Manisa'yı ben Ahmet maçında favori görüyorum. Ben de. Kazanacaklarını düşünüyorum. Ahmet Sportif gerçekten çok büyük bir puan kaybı yaşadı. Ağır yara aldı. Çünkü bir iddialı takımı hem evini kale olarak kullanıyor. Yenildi hem de rakibine yenildi. Direkt rakibine yenildi. Sarıyer zaten hani yavaş yavaş kontak kapatmaya doğru gidiyordu bak. Bir anda o şantelleri bir daha kaldırdı. Canlandılar aynen, bir anda. Sen çok bir de direkt bir tane direkt rakibini işin içine attın. Aynen işin içine ve soktu. Bir anda Ahmet şu an playoff'un aşağısına indi. 7. sıraya indi aynen, bir anda. İndi. Düşün. Bir puanlık fark olmasına rağmen indi. Çünkü bir puan bile önemli bu grupta. Aynen. Çok zorlu rakipler var. Evet çok fazla. Manisa'nın kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Bir taraftarın yorumu oldu. Serdar Dektaş'la ilgili MSI hastalığına yakalanmış. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Eğer vallahi doğruysa biz de bilmiyoruz. Büyük geçmiş, geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Gerçekten hani kim olursa olsun zaten böyle hastalıklar her zaman. Yani. Bilgi şimdi geldi de. Yani bilgiyi söyledim de doğru vallahi, mu yanlış mı doğrulatamadık. Bunun üzerinden konuşmak onu da aslında biraz şey olabilir. Kulüpten, az paramız haber olabilir. Kulüpten rica edelim. Valla kulüpten bize haber gelmez. Kulübe o kadar yazdık. Forma istedik. Hani bilgilendirme şeyleri Manisa çok istedik. Manisa Futbol Kulübü sosyal medya anlamında kötü maalesef bilgilendirme anlamında. Birçok takımımız kötü zaten. Yani bunu Manisa üzerinde maalesef söylemiyoruz. Birçok takım kötü. Bilgi alamadık. Eğer yanlışsa da zaten biz izleyicimizden, taraftardan aldığımız bilgiyi söylüyoruz. Aynen. Eğer doğruysa tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Serdar Deyiktaş bu takım için TFF Birliği'nde de önemli bir oyuncu. Tekrardan söyleyelim. Çünkü bu takımın en işte
tecrübeli. En kaliteli golcüsü. En kaliteli golcülerinden en başına Bulegin, geliyor zaten. TFF'de de rahat oynar birincilikte. Ozan Kopaygen bile gitti Adanaspor'da oynadı ya. Yani. Örnek vereceğim sana. O yüzden tekrardan eğer doğruysa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben Manisa'nın kazanacağını düşünüyorum. Sarıyer Kahramanmaraş spor maçına geçelim. Ben de Manisa tarafındayım. Ahmet çünkü Sarıyer maçında büyük hata yaptı. Yok, bir de Ahmet Sportif'in deplasman karnesi kötü. Bir de evet, İsa gibi değil. Ligin en iyi takımı bir de. Sarıyer Kahramanmaraş spor maçı son maçımız olacak. Sarıyer Ahmet'i deplasmanda ikinci yarıda buldu. 3 golle 3-0 yenerek ben yeniden playoff ateşini yaktı. Ben de varım dedim. Ligin ilk yarısında çok zor gol yiyen bir Sarıyer vardı. İkinci yarıya çok kötü başladılar ama bu Ahmet galibiyeti bence onlar adına yeniden silkelenme anlamına geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Kahramanmaraş Spor ise bugün kendi evinde Gümüşhane'yi 1-0 geriden gelip 3-1 yendi ama Maraş'ın gücü belli. Hani bir maç kazanacaklar, bir maç kaybedecekler. Sezon onlar adına hedefsiz bir şekilde devam edecek maalesef. Gözüken o. Ben bu maçta Sarıyer'i net favori görüyorum kaliteli ayaklarıyla. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben iki takımı da tebrik ediyorum öncelikle. Sarıyer Ahmet'i yendi, Maraş'ta Zonguldak'ı yendi. Ahmet maçında Ahmet tarafındaydık, Sarıyer kazandı. Maraş tarafı maçında da Maraş tarafındaydık. Orada doğru bildik, Maraş kazandı maçı. Aynen. Şimdi Sarıyer 45 puana geldi ve tam playoff'un içinde. Arkasında Ankara Demirspor var, aynı puanda. Çok takım var, 3 rakip var. Ardından Ahmet Sportif var, 1 puan aynen altında. Ve 4 puan altında da Uşak var. Ben bu maçta Sarıyer'in kazanacağını düşünüyorum. Ahmet maçı gerçekten bence Sarıyer'in çehresini en azından birkaç hafta değiştirecek. Moral motivasyon anlamında. Moral motivasyon anlamında ama kesinlikle. Sarıyer'in de işte bu kadrosunda istikrar yapabilecek bir şey yok. Malzeme yok maalesef. Bir de Sarıyer yönetiminin daha büyük düşünmesi, iddialı bir takım kurması gerekiyor. Aynen. Nuri Terksiz gol attı biliyorsun. Furkan bir, Yaman Furkan da attı. Adaş'ın da gol attı. Ben Sarıyer'in kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum Maraş karşısında. Maraş da zaten bu sezonun bütçe performans anlamında en başarılı takımlarından birisi. Başkan yok, hoca yok. Doğru. İstifa ettiler. O hoca, yüzden yeni bir hoca geldi de hoca da yeterli aynen değil yani. Yani hoca gitti, başkan gitti. Takım bir buhrana girdi ki zaten maddi anlamda sıkıntılı. Kadro da yeterli değil. İşte zaten söylüyorum ya. Aynen. İşte Maraş'ta hiçbir şey yok zaten. Ona rağmen bu takımın bütçe ve şey anlamında, performans anlamında başarılı yaptığı başarı. Seneye doğru zaten iyi bir yatırım yapılması gerekiyor. İnşallah. Atılım ve yatırım yapılması gerekiyor. Ben Sarıyer'in kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Zaten Sarıyer için çok önemli bir maç. Kazanması lazım. Kesinlikle. Bir de bu hafta önemli maçlar var. Kocaeli Ankara Demirspor maçı varken. Manisa-Ahmet var. Manisa-Ahmet varken kazanması lazım. Kesinlikle öyle. Ağzına sağlık, tüm maçları konuştuk. Kapatmanın önce eklemek istediklerin var mı? Öncelikle kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz 27. haftada. 28. haftada oynanılacak maçlarda tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Pazartesi günü zaten pazar günü oynanacak maçların sonuçlarına program yapacağız. Ve orada zaten sonuçları konuşacağız, bilgisini verelim. Herkese, yani daha doğrusu tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz hafta sonunda oynanacak maçlarda. Aynen. İzleyen herkesten de öncelikle abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Fazlasıyla bekliyoruz. Biraz az geliyor yorumlarınız. Lütfen sizden takımlarınızla ilgili yorumları hem rica maç ediyoruz sonunda hem maç öncesinde bekliyoruz. Ayrıca katıl butonumuz kanalımızda aktif. Katıl butonumuza destek olmanızı bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram, ardından Facebook, Twitter, Twitter'dan takip etmenizi bekliyoruz. Instagram'dan zaten hem duyuru hem de canlı yayınları yapıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan tüm takımlara da başarı dileklerimi iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de çok teşekkürler. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.